olur diye. Vatandaş dertlerinden söz edince de şükürsüzler olarak tanımlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Şükretmeyi bilmeyenler. Hilmi Taşkın izleyicimiz diyor ki enflasyon TÜİK rakamlarıyla bile %70 olmuş, çarşı pazar el yakıyor. Durum buyken bir de sorunları çözmek yerine şükredin diyorlar. Bu hale şükredilir mi demekte. Şükürsüzler diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çiftçi de diyor ki, besici de diyor ki biz şükretmesini çok iyi biliriz de bir türlü doymak bilmeyenler de şükretsin. Besiciler zor durumda. Faturalarını ödeyebilmek için hayvanlarını kesime yolluyorlar. Sütten kazanmak belki bir umuttu ama süt de artık onlara para kazandırmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şükredin açıklamasına çok tepkililer. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Sütün maliyeti olmuş 8 lira, marketlerde olmuş 16 lira. Ondan sonra halinize şükredin. Şükürsüz millet oluşmuş. Ayda 2000 lira para girmiyor bu işletmeye, bu eve. Nasıl şükredelim? Doymak bilmeyen aç gözler şükretsin. Besiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şükredin açıklamasına ve AKP Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın zengin menülü iftar sofrasına tepkili. Siz bir iftar yemeği düzenlediniz. Bir kişinin önünde en az 35-40 tabak var. Benim yaşım 51. Biz ömür hayatımızda önümüze 2-3 çeşit yemekten başka bir şey olmadı. En fazla 2-3 çeşit. Kim şükredecek? Yazıklar olsun size. Süt üreticisi zam bekliyordu. Ulusal Süt Konseyi'nin 30 Nisan'da toplanarak süt fiyatını artıracağı yönündeki beklenti gerçekleşmedi. Ulusal Süt Konseyi süt fiyatlarını açıklamakta geç kalıyor. Zammın yapılmadığı her gün zarardalar. Çiğ sütün litre fiyatı 5 lira 70 kuruş. Besiciye göre olması gereken fiyat bu değil. Maliyetlerimiz bizim %300 arttı. Bizim parite değerinden hesaplarsak maliyetimiz olması gereken fiyat 8 lira. Ama fiyatımız 5.70. Ben bir süt üreticisiyim. Bizim Mayıs ayı için açıklanması gereken süt fiyatımız hala açıklanmadı. Faturaları hayvanlarını eksilterek ödüyorlar. Sütten kazanamıyorlar. Besici hayvanını beslese de, kesse de zarar ediyor. Çiftçinin haline bakın. Bir torba gübre 700 lira. Mazotun litresi olmuş 23 lira. Elektrik. Bu işletmenin elektrik parası duruyor, ödenmeyik. Ne kadar vergi borcu vardı ve ne kadarı silindi Cengiz Holding'in? Besicinin, çiftçinin borçları... Onları silmek mümkün değil mi? Vatandaşın vergisini verenlerin borçları? Aslına bakarsanız yakın zaman önce dile getirilen iddiaların bir tanesi dahi batılı ülkelerde iktidarın değişmesini sağlardı. Biz de galiba alıştık. O kadar çok iddia dile getirildi, belgeleriyle de ortaya konuldu ki yargı harekete geçmeyince alışkanlık oldu galiba. Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz değil mi? Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklu. Gitmesine bir yerde izin verildi. Göz yumuldu diyelim hadi. Ve şimdi Türkiye'ye iade edilir mi bilmiyoruz. Türkiye'ye mi iade edilir, Amerika Birleşik Devletleri'ne mi iade edilir bilmiyoruz. Bu da onun yatıymış. 5 milyon dolarlık bir yat. Amerika Birleşik Devletleri bu 5 milyon dolarlık yata el koymuş efendim. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır da diyor ki Türkiye'de yargılansa en azından yat burada olurdu da Türkiye'ye kalırdı. Hareketimde 1. sınıfı, 3. sınıfı, 5. sınıfı aynı sınıfta okudum. Türkiye mal varlığına el koymuştu, kaldırıldı. Bu kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks yatını sattı. Tam 5 milyon dolara. O para Amerika'ya gidecek. Sezgin Baran Korkmaz'ın yatı, devletin bizim tedbir koyduğumuz yat, Kıbrıs'a satışa çıkarıldı. Amerika tarafından satıldı. 5 milyon dolar Amerika'ya gidecek. Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama suçundan yaklaşık bir yıldır Avusturya'da cezaevinde. ABD'de hazırlanan iddianameye göre Korkmaz, Amerika'da 511 milyon dolarlık vurgun yaptı. En az 134 milyon dolarını Türkiye'de akladı. Korkmaz'la ilgili Türkiye'de de soruşturma başlatılmıştı. Hem mal varlığına el konuldu, hem yurt dışı yasağı getirildi. Üzerinden daha bir ay geçmişti ki iki karar da kaldırıldı. Korkmaz 5 Aralık 2020'de ülkeyi terk etti.
Korkmaz'la ilgili açılan dava Avusturya'da devam ediyor. 225 yıla kadar hapsi isteniyor. Amerika parasının peşinde. Mahkeme kayıtlarına göre Korkmaz'ın lüks yatı Nisan 2021'de ABD'nin talebi üzerine Lübnan tarafından el konuldu. Temmuz 2021'de ABD'ye devredildi. Haberi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ilk kez Halk TV'de Sözüm Var programında açıkladı. Kaşıkçı dosyasıyla bu dosyanın hiçbir farkı yok bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nde suçlar işlendi, paralar aklandı, devlet de önemli kirli ilişkilere girdi bu beyefendi. Bu adamı elimizden kaçırdık, mal varlığımızı elimize kaçırdık. Tepir koyduğumuz mal varlığıyla ilgili satışlar yapılıyor, parayı Amerika alıyor. Yatın satışına Korkmaz ve ortaklarının itirazı olmadı. Nasıl oluyor da Sezgin Baran Korkmaz'ı aynı Kaşıkçı dosyasında olduğu gibi Avusturya'ya bir anlamda kaptırıyorsunuz? Yatını Lübnan'da Amerika nerelerden gelip el koyuyor, satışa çıkartıyor ve Türk mahkemeleri buna seyirci kalıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Utanç verici bir manzaradır. Peki ya Türkiye'de yargılansaydı? Türkiye Cumhuriyeti hazinesine irat kaydedilecekti. Yani bu para Türkiye Cumhuriyeti'nde kalacaktı. Ya da Amerika bizden istemek zorunda kalacaktı. Sığınmacıları, ülkedeki milyonlarca yabancıyı konuşacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bugün Ümit Özdağ, Zafer Partisi lideri Özdağ çok ağır sözlerle bir yanıt geldi. Birazdan bahsedeceğiz. Sığınmacılarla ilgili şikayetler, sızlanmalar, sosyal medyada mesajlar artınca İstanbul'un göbeğinde birkaç operasyon da düzenlendi. Türkiye'ye nasıl girdikleri anlaşılamayan yabancılardan bazıları gözaltına alındı, sınır dışı edilmek üzere. Bahsedeceğiz birazdan efendim. Önce cezaevlerini anlatayım size. Pandemiyle birlikte açık cezaevlerindeki hükümlülere izin verilmişti. O izinler Haziran ayında son buluyor. Bir uzatma gelmezse izin verilmiş olan hükümlüler geri çağrılacak. Açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere 15 Nisan 2020'de izin verildi. 5. yargı paketine eklenmişti bu düzenleme. Koronavirüs izni olarak geçiyor. Hükümlülerin izin süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Herhangi bir değişiklik yapılmazsa, ki yapılmayacak gibi görünüyor, zira vaka sayısının 1000'in altına inmesine çok az kaldı. Koronavirüs vaka sayısı 1000'in altına indiği anda toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu da kaldıracaklar. Ha, müzik yasağı o herhalde devam edecek. O konuda herhangi bir açıklama yok İçişleri Bakanı'ndan. İçişleri Bakanı'nın gündemi farklı söylediğim gibi. 31 Mayıs'a kadar uzatılan koronavirüs izni kaldırılıyor. Böylece 80 bin kişi yeniden cezaevine dönecek. Salgın izninden bugüne kadar 200 bin hükümlü faydalanmıştı. Cezaevlerinden bir haber daha. Çiğdem Mater'e cezaevinde izlemişler, Bakırköy Kadın Cezaevinde. Mesajını iletmek isteyenlerin mesajları iletiliyor sosyal medya üzerinden. Cezaevindekilerin, Gezi davası tutuklularının morali yerinde, sadece sizlerden mesaj bekliyorlar. Onu da iletmemi istediler, onu söyleyeyim açıkçası. Avrupa Parlamentosu, Osman Kavala'ya verilen cezanın ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini bilinçlice sonlandırdığını savunan bir karar aldı. Bu ne anlama geliyor anlatmaya çalışayım. Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'daki genel kurul toplantısında tartışılan Osman Kavala'nın durumu başlıklı karar tasarısı genel kuruldaki oylamada ezici çoğunlukla kabul edildi. Avrupa Parlamentosu'nun Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Liberal, Yeşil ve Sol grupları tarafından ortaklaşa kaleme alınan karar metninde Türk hükümetinin Kavala davasındaki tutumunun Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini tamamen sonlanma aşamasına getirdiği mesajı verildi. Kararda Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı kararına açıkça meydan okunduğunu ve meydan okuyan Türk hükümetinin Avrupa Birliği üyelik sürecini yeniden başlatmaya veya yeni müzakere başlıkları açmaya ve açılmış olanları kapatmaya dayalı her türlü umudu kasten yok ettiğini bildiriyor, duyuruyor Avrupa Parlamentosu. Zaten biz bunu biliyorduk. Avrupa Birliği en baştan bir hedef olarak söylenmişti. AKP kuruluşunda herkesi şaşırtmış ve Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi yapacağı vaadini vermişti. O vaadin aslında son durağa götüren tramvayın yola çıkabilmek için yakıtı olduğunu bilenler biliyordu zamanında. Hiçbir zaman Avrupa Birliği üyeliği gibi bir amacı, hedefi olmamıştı ülkeyi 20 yıldır yöneten partinin. Devam edelim. Avrupa Birliği kriterleri,
Avrupa Birliği ülkelerinin yaşam tarzı, yaşam kalitesi özlediğimiz, hedeflediğimiz, beklediğimiz bir şeydi. Biz Türk insanları, bu ülkede yaşayanlar özleniyor şimdi. Özleniyoruz da bakın geldiğimiz noktaya dair bir haber göstereyim size. Beyefendi Düzce'nin Kaynaşlı'nın belediye başkanı, özür dilerim. Kaynaşlı belediye başkanı Düzce Spor'un şampiyonluk kutlamalarında kadın görmek istemediğini söyledi. Kadın şarkıcı görmek istemediğini söyledi. Kadın sesi haramdır diye düşünüyor herhalde. Ece Seçkin'le anlaşılmış Düzce Spor ve...